Türkiye inovasyonla geleceğe koşuyor. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının 850 milyara yakın dolar olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bunun %70'inin hizmet sektöründen geldiğini biliyor musunuz? Peki Türkiye'de istihdamın 25 milyon olduğunu biliyorsunuz. Bunun yarısının, yani 14-13 milyon insanın hizmet sektöründe çalıştığını biliyor musunuz? Bu ekonominin dinamo motoru hizmet sektörü. Küçümsemeyin bizi. Şimdi bir de teknolojide yenilik yapmak ne kadar zor diye anlatıyor herkes. Haklısınız. Ama ben hizmet sektöründe inovasyon yapmanın ne kadar zor olduğunu anlatacağım. Lütfen beni de anlayın. Şimdi hizmet öyle bir şey ki müşteri üretim sürecine katılıyor. Ve siz ürettiğiniz şeyi koklayamıyorsunuz. Dokunamıyorsunuz. Göremiyorsunuz. Ve standartlaşmanız çok zor. Üretildiği anda tüketiliyor. Taşıyamıyorsunuz. Talep tahmini yapıp bekleteyim de hani talep olduğu zaman sunayım diyemiyorsunuz. İnovasyon açısından en zor kısmı ise hizmet sektöründeki inovasyonunuzu patentleyemiyorsunuz. Fikri hakkınızı koruyamıyorsunuz. Ve hemen rakibiniz arkanızdan koşarak geliyor, sizi alıyor başını geçiyor. Türkiye inovasyonla geleceğe koşuyor.